أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم. Kıymetli seyircilerimiz, kıssalar diyor ki programımıza devam ediyoruz efendim. Alemlerin Rabbi, Rahman olan Halim, Kerim, Tar, Gaffar Mevlamız lütfediyor, kerem ediyor. Geçmiş ümmetlerin, milletlerin hallerinden bize bahsediyor. Kıssa dediğimiz zaman Kur'an-ı Hakim'de, kainatın kalbinde, kainatın hayat kitabı olan mübarek kelamda bize öğretilen ibretler, dersler, edepler konu ediliyor. Biz de bunları nefsimize, neslimize hatırlatıyoruz, hatırlamaya çalışıyoruz. Olur ki inşallah ilahi murada uygun olarak biz de bir yerde düşünürüz. Çünkü bu devrin en büyük dertlerinden birisi, evet, bir hakikati, istenen hakikati düşünmüyor ama güya öyle düşüncelere dalmış durumdayız ki şu taraftan başımızı kaldırıp da buradaki ve diğer yerdeki hakikate bakamıyoruz. Düşünemiyoruz desek, o kadar düşünceliyiz ki düşünmeye vakit bulamıyoruz. Acaba neye düşünüyoruz? Niye düşünüyoruz? Bunları ne zaman düşüneceğiz? Yani fikrimizi, zikrimizi, kalbimizi önümüze koyup da şu kainat kitabını ve kendi kalbimizi ne zaman bir tahlil edeceğiz, düşüneceğiz ve kıyas yapacağız ve bir düşünüp taşınma dediğimiz, yanlışta isen, boşun peşinde koşuyorsan onu düşün de doğruya, güzele taşın, taşın. Bu ne zaman nasip olur? Allah'ın rahmetiyle inşallah kolay olur. Belki dünyanın en zor işidir bu şekilde düşünmemiz ve güzelliğe taşınmamız, ama dünya da bunun için kurulmuştur. Bizim düşündüğümüz, dertlendiğimiz, keyiflendiğimiz o şeyler için değil, dünya hak için kurulmuştur. Hakkı ispat için, hakkı öğretmek için, hakkı sevdirmek için, hakka davet için kurulmuştur. Kainat kitabının bütün zerreleri, küreleri ne yazılmışsa bu dünyada Mevlamıza çağırıyor. Elma da çağırıyor, yumurta da çağırıyor, güneş de çağırıyor, havada, gökte, yerde Cenab-ı Hak bütün yerdeki, gökteki ve içindeki hepsini ayet diye tanıtıyor. Ayet, hakikati dile getiren tecelli demek, konuşuyor demek, anlatıyor demek. Rabbimizi anlatan kainat kitabını, içindeki olaylar, aslında herkes ilahi hükme göre kaderi yaşıyor, tecellileri yaşıyor, tecellinin ve rahmetin içinde yaşıyor. Ve hepsini de nasıl okuyacağımızı öğreten Kur'an-ı Hakim bize hakkı tanıtıyor. Her iki kitapta hak Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Hak Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür. Hak bize hayat sebebi olan Kur'an'dır. Hak Muhammed Aleyhisselam'dır. Hak sünnet-i seniye üzere giden ve kainata şahitlik eden sadıkların, salihlerin, ariflerin beyan ettiği güzelliklerdir. Kur'an'ın ve sünnetin meyveleridir. Bu hakka gönlümüzü açarsak inşallah hak bize rahmet eder. Hak bize yolunu açar. Hak bize tecelli eder. Sevgiyle, rahmetle gönlümüzü tarafına çeker inşallah. Çeksin inşallah. Ya Rabbim,
Bu kadar ayetleri bize duyurdun. Allah'ım anlamayı da nasip eyle. Kardeşler, zalim Firavun'un Musa aleyhisselam efendimizle mücadelesini, Musa aleyhisselamın onu davetini, sonra karşı konmasını konu ettik. Sihirbazlarıyla meydana çıkıp, büyük bir meydan muharebesi diyelim ona, o sanatta, onu bahsettik. Hakikati gören sihirbazların, Allah'ın takdiri böyle, hak karşısında teslim olup secdeye kapandıklarını konu ettik. Bundan sonra Firavun'un zulmü daha arttı. Çünkü mağlup oldu. Zaten insanların gözünü boyayan bir sihirbaz da Firavun idi. Firavun sihirbazların belki de başı. Korkuyla insanların gönlüne hak olmayan şeyi, güzel olmayan şeyi güzel gösteriyor. Kendisini, şu sihirbazlığa bakın, yalana bakın. Bütün yalanlar, hakkın dışındaki bütün sözler, Allah'ın muradını, kainatın sahibinin sevmediği şeyleri söyleyen, muradın dışında hepsi kandırıyor bizi. Bunu kim söylerse söylesin. Allah'a sığınmalı. Firavun kendisini şu oturduğum tahtların, bahçelerin, bağların, mülkün Rabbi benim diyecek kadar, sizin ilahlarınız benim diyecek kadar millete sihir yaptı. Yani yalan söyledi. Gözlerini boyadı. Güya bir şey anlatıyor da insanlara bir gerçeği söylüyor, bir olanı söylüyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Bu Firavun'un başı da belli, sonu da belli. İçi de belli, dışı da belli. Zalim. Bu nefis. Nefsin en azmış şekli. O zulüm sıfatları hepimizde var. Allah muhafaza etsin. Bismillah fe elhemeha fucuraha ve takvaha. O nefsi bize Allah verdi. Ona hem fucur halini, günah, isyan halini öğretti, yolunu açtı, imkan verdi. Hem de Allah'a nasıl dost olunacak onu öğretti. Yani nefislerde firavunluk damarı var. Eğer takva yoluna girilmese bizim nefislerimizde nice böyle yalanlar söyler. Alim gibi gözükür, bilim adamı, film adamı gözükür, sanatçı gözükür, devlet adamı gözükür, milleti kandırır. Nefislerin gözünü boyar, nefsine göre konuşur, nefsiyle konuşur. Kendi gördükleri seraptır, su değildir. Serabı su görür, hayal görür, hayali hayat zanneder ve kandırır. Bu da bir sihirdir. O zalim Firavun bunu diyecek kadar ileri gitmiş. Sübhanallah. Hani memleketimizde bazı kibirli insanlara da kullanılan hitaplar vardır. Yani adam kimseyi görmez, kendini tek yetkili ve etkili görür, her şeyin sahibi görür, son söz sahibi görür ve elindeki paradır, sanattır, başka bir nimettir. Bunu da keyfe kullanır, zulme kullanır, birisini zelil etmeye, birilerini. Nefsini aziz edecek, şereflendirecek, kabartacak, şımartacak, diğer insanları zelil edecek. Böyle kibirli insanlar firavun huyludur. Bunlar da güya sihir yapıyorlar, aslında kendilerini aldatıyorlar. Firavun mağlup olup da sihirbazlara da iman edip onun bütün tehditlerine karşı vazgeçmediler ve şehit de oldular. Sonra o aileden, Firavun'un ailesinden Hazreti Asiye, Allah'ın imanla şereflendirdiği kadın, cennet kadınlarının seyitlerinden, hanımefendilerinden olacak kadın daha iman etmişti. Onu da şehit etti. Yakın hizmetçilerinden birisini şehit etti. O aileden iman eden niceleri şimdi en büyük zulme maruz kalmaya devam ettiler. Ve Firavun ve kavmi o mağlubiyetten, sihirbazların mağlubiyeti ki aslında onlar için galibiyet ve kazanç oldu. Ne güzel oldu. Hakka mağlup olanlar, hakkın karşısında aslında zelil olanlar, önce ezilenler, hakka kalbini açanlar, yani Muhammed Aleyhisselam'a mağlup olanlar,
aslında galip gelmişlerdir. Ona teslim olanlar aslında hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Hak böyledir. Hakka karşı mağlup oldum denmez. Hak beni çaldı, hak beni aldı, hak bana galip geldi. Allah rahmet etti denir ve nefsin elinden, esaretinden kurtardı. Ama Firavun'un kavmi dediler ki bu mucize göz boyamaydı. Halbuki değildi. Sen bize hangi sihri getirsen iman etmeyeceğiz. Sonra Rabbul Alemin Bismillah fe ersalna aleyhimut tufan vel cerade vel gummele vel zafadi'a vel deme ayatin mufassalat festekberu ve kanu kavmen mücrimin. Subhanallah. Hal dilinden, rahmetten, şefkatten anlamayanlara yine uyansınlar diye son azaptan önce uyarı azapları gelmeye devam etti. Allah'ın Celle Şanu böyle güzel bir hikmetli icraatı vardır. Tatbikatı vardır kardeşler. Kulunu Seyyidi Abdülkadir Geylani Efendimizin buyurduğu gibi ey Rahman olan Allah'ım, eğer birinci isyanda, kusurumda o kusur işlediğim azamı elimden alsaydın ben zaten onu kullanamaz, diğerleriyle isyan edemezdim. Sen diyor kusuruma rahmetle muamele ettin, şefkat gösterdin, elimi gözümü ayağımı neyse kusur işleyen onu almadın. Ben de buna rahmetine aldandım. Sen ne kadar kerimsin, rahimsin, hakimsin ya Rabbim demiş. Mevla uyandırmak için ne getirirsen iman etmeyeceğiz diyen kavme buyuruyor tufan gönderdik. Ayet olarak bak, helak olsunlar diye değil, uyansınlar diye. Anlasınlar acizliklerini. Tufan Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gibi alemi saran bir tufan değil. Ama müthiş bir yağmur diyor. Evlerini dolduracak kadar sel içinde kaldılar. Ve Musa Aleyhisselam'a koştular. Buraları özetle geçelim. Dediler ki Allah katında bir hatırın var, yerin var, değerin var. Var ise dua et. Kurtulalım. Kardeşler, Musa Aleyhisselam uyanırlar, uyansınlar, düşünsünler diye ya Rabbim bu belayı bunlardan kaldır dedi. Mevla duasını kabul buyurdu. Fakat bu insanoğlunun fıtratı beladan kurtulup bela içinde Allah diyen zoraki de olsa nefisler rahata kavuşunca hepsini unutarak hiçbir şey yokmuş gibi davrandılar. Bugünkü nefislerin yaptığı gibi, nefsimizin yaptığı gibi. Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi rahmetinle uyandır. Azabınla değil ya Rabbi. Sonra Allah onlara çekirge gönderdi. Çekirge. Bu bildiğimiz efendim her yerde bulunan çekirgeler oranın süsüdür yani. Bir çeşittir. Onun zikri var, hizmeti var, vazifeleri var. O çekirge değil. Azap olan çekirge. Çekirge ordusu. Ve gittiği yerde koca koca adamları aciz bırakan, helak eden, harap eden bir çekirge ordusu gönderdi. Bu da ayette geçti. Yine koştular. Ona ey alim derlerdi. Musa Aleyhisselam'a. Ey çok bilgili. Dua et dediler. Sana iman edeceğiz. Seni kabul edeceğiz. Belki zamanları gelmiştir diye Musa Aleyhisselam dua etti. Fakat adamlar, o zalim nefisler rahatladılar, sözlerinde durmadılar. Peşinden bit ve pire ordusu gönderildi. Bir iki tane değil, öyle insana yorganı yaktıran değil. Alemi kapladılar. Kapları, evleri, yemekleri, her tarafı pire ve bit doldu. Birisini öldürsen o 10 tanesi koşuyor onun yerine. Öyle bir aciz kaldılar ki yine dua istediler. Dua edildi, bela kalktı, azgınlığa devam. Subhanallah. Sonra kurbağa, Cenab-ı Hak kurbağa gönderdi. Kaplarına, yataklarına, evlerine varana kadar kurbağa. Kurbağa ordusu. Evet, denizlerin kenarında, sahillerde vak vak diyen kurbağalar,
Şimdi vah çekmeye geldiler onlara. Vah size, vah. Yine dua, yine genişlik, yine devam. Subhanallah. Şimdi aslında delil birikiyor. Delil birikiyor. Bir kimsenin artık kendisini savunamayacağı hale düşüyorlar. Başlarına gelecek büyük azaba bunlar birer birer basamak oluyor. Sonra kan gönderdik diyor Rabbul Alemin. Kan. Kan nedir? Onların suları kana çevrildi. Nil Nehri. Bildiğimiz nehir, o tertemiz su, kan, kan akıyor. Kan. İki kavim vardı biliyorsunuz. Kıpti kimdir? Kıpti diyeceğiz. Mısır'ın yerli halkı olup çoğu, çok azı hariç, çoğu Firavun'un adamı olan yerli Mısırlılar. Bunlara Kıptiler deniyor. Sıpti kim? İsrailoğulları, torunlar, yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları ve torunları. O nesilden gelenler. Şimdi kan gölüne kan olduk. Göl de değil artık, kan akıyor. Nil Nehri. İçmek için içecek su da bulamıyorlar. Ve bütün suları oradan kap alıyorlar. Su alsalar bile eve geliyorlar, kandır. İsrailoğullarından birisi tasını neyse kovasını salıyor, alıyor veya eliyle, onun elinde su tertemiz sudur. Müminlerin, İsa, Musa Aleyhisselam'a iman edenlerin tasını alıyor su, içiyor su, elini alıyor su, kovasını salıyor su. Kovas yanında komşusu olan veya akrabası olan tanışanlar, o yerli Mısırlı kafirlerden diyorlar ki senin eline geçince bu kan su oluyor. Sen al da benim kabıma koy, ben oradan içeyim. Alıyor su, bakıyor su, boşaltıyor adamın, kafirin kabına iner inmez oluyor kan. Subhanallah. Aynı bardak. Alıyor mümin, içiyor su. Hatta demişler ki anlaşılan bu elde, tabakta, tavada, kovada bu olmuyor. Ağzına al da ağzından ağzıma su ver diye yanmışlar. Müslüman, mümin alıyor, ağzına alıyor su, içiyor su, bir yudum daha alıyor. O komşusu olan Kıpti, kafir, Mısırlı ağzını açıyor, onun ağzına ağzındaki suyu üflüyor, püskürtüyor, adamın ağzına kan doluyor. Perişan oldular. O Firavun, zalim Firavun, adam gönderiyor. Millet yalvarıyor. Ya Musa, ya Ali'im, sen Allah katında hatırın var. Biz anladık ki sen haksın. Yani kabul edeceğiz, kalksın. İman ettik demiyorlar. Kalksın, iman edeceğiz. Subhanallah. Yine dua, yine kalkıyor. Ve arkadan yine azgınlık devam ediyor. Fakat Firavun öyle aciz kalmış ki bırakın diyor beni. Bırakın demek, zaten serbestsin. Yapacaksan yap. Şu Musa'yı ve Rabbini diyor öldüreyim. Musa'yı öldüreyim. Düzeltiyorum. Musa'yı öldüreyim. Yani öldürmek için saldırayım da varsın Rabbine yalvarsın. Bakalım Rabbi onu kurtaracak mı? Ben onun dedi artık yeryüzünü fesada vereceğinden korkuyorum diyor. Kim diyor? Islah için gelmiş. Gerçekten ıslah eden bir kimseyi rahmet olan nur ile gönderdik diyor Rabbul Alemin Musa Aleyhisselam Efendimiz için. Ulul azım peygamber. Büyük iş beceren, büyük işlerin, büyük davanın, büyük terbiyeci. Onun karşısındaki insan grubuna bakın. Biz bunun yeryüzünü fesada vereceğini görüyoruz ve korkuyoruz diyerek yok etmenin derdinde. Bu bir fıtrattır. Bu fıtratlar bugün de gerçekten içinde, gönlünde, hani birileri için salih insanlar, güzel insanlar, peygamberlere bu söylenmiş. Bunun derdi nedir? Bu ne yapmak istiyor? Adam ne yapmak istiyor diye soruyor. Bunun derdi nedir? Kendi gözüyle ona bakıyor. Ne yapmak isteyebilir diyor.
Ben onun yerinde olsam ne yapmak isterim? Den hareketle, yani elimde yetki olsa, sözüm dinlense, sözüm geçse ne yaparım? Yapacaklarını düşünüyor. Hepsi nefsinin arzuladığı kötülükler. Onların elinden gitmesinden korktuğu gibi zannediyor ki bu da onu yapacak. Yani kör ile bir kör yemek yiyorlarmış. Efendim öbürü diyor ki, bizim kıssalarımızda yani günlük hayatımızda bir örnektir. Öbür kör, yahu niye iki tane yiyorsun diyor. O da diyor ki, nereden görüyorsun iki tane yediğimi? Dolma yiyorlar diyelim, ikişer ikişer yiyormuş. O da diyor ki, kendim yiyorum da ondan biliyorum ki veya zannediyorum ki sen de öylesin. Şimdi bu zalimler, zalim nefisler her devirde böyle yapar. Oturduğu yerde o salih insanın, peygamberin, velinin, arifin, müminin, muttakinin hesabını düşünür. Bunun derdi ne ola ki der. Kendisi kör. Bu ne yapıyorsa, ne yapmak istiyorsa herhalde o da bunu yapmak istiyor der. Öyle değil. Ve bir peygambere fitne çıkaracak diye korkuyorum diyor. Allah'ın rahmet için gönderdiği zata sen yeryüzünü fesada vermeye geldin diye gözükebiliyor. Bunu söyleyebiliyor. Buradan haklı olanlar, hak yolunda olanlar, bu bir ibrettir ki, derstir ki ve der ki, ey hak yolunda Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bütün peygamberlerin davetini öğreten ve anlatan, yaşayan müminler, bir beldede, bölgede tek başınıza kalabilirsiniz. Siz Allah yolunda herkesin rahmet sebebi olduğunuz halde, cennete, cemale davet ettiğiniz halde, kitabınız onu istiyor. Allah onu istiyor. Siz de ona uyumlusanız onu söyleyeceksiniz. Böyle güzel niyetli, kalpli olduğunuz halde yan taraftaki, öbür taraftaki, sağdaki, soldaki birisi, birileri sizi cani zannedebilir, canavar görebilir, canavar gösterebilir. Fesat ediyor, bozuyor, düzenimi bozuyorsa muttaki, alim, salih, peygamber varisi, şimdi yeni peygamber yok, yaşayan cemiyetimizden bahsedersek, Allah rızası için bu insanları hakikaten hakta tutan, hayırda tutan, istikamet yolunda tutup da onları rahmete taşımak isteyen gerçek müminler, muttakiler, birisinin gözünde zalim gözükebilir. Öldürülmesi gereken bir adamdır. Çünkü o yaşadığı zaman adalet yaşıyor, edep yaşıyor. Onun sözü dinlenirse, kabul görürse adam kötülüğü terk edecek. Kötülüğü terk etmek demek bunun şeytanları azalıyor. Yani paylaştığı kimse, kötülüklerin türlüsü var. Çeşidine sayıp bilmiyoruz. Onun yanındaki adam geliyor, bu güzele katılıyor. Tövbe ettim geldim diyor. Ben daha o zulmü yapmam, o yalanı söylemem, o eşkıyalığı yapmam, o içkiyi içmem, o zulmü yapmam, neyse. Kadın, erkek ondan kaçıp buna geldiği zaman bu zalim diyor ki yıkıldım diyor. Fesada verdi beni, bozdu beni. Neyi bozdu? Salih insan bunun düzenini bozdu, doğru. Yanındaki yardakçıları, yağcıları gitti. Ateşini alevleyen, bu adamı kibrini besleyen, nefsini okşayan, hizmetinde koşan yardımcıları gidince adamın işi bozuldu, düzeni bozuldu. Yalan kuramaz, rüşvet alamaz, alemi istediği gibi kullanamaz oldu. Adamın hesapları bozuldu. Kendinin bozulan hayatına bakıp da ya ben bozuk bir adammışım diyeceği, ıslah edene, düzeltene derler ki sen fesada verdin bizi, yıktın evimizi, evet öldürdün bizi. Evet, sizin nefislerinizi öldürmek için evliyanın elinde nurdan bir kılıç vardır. Evliya öldürür ama cehaleti öldürür. Peygamber varisi, aşıklar, Musa Aleyhisselam'ın da varisleridir onlar. Zalimlere karşı elinde rahmet vardır. Hidayet nuru vardır, velayet nuru vardır, ilim vardır, hikmet vardır. Hepsini tertemiz
edecek kalbinde ilahi bir nur vardır. Allah'ın nuru bu. O nurla öldürürse senin zalimliğini öldürür. Çalarsa senin kalbinden şeytanın pislettiği, kirlettiği imanı senin kalbinden alır da şeytandan kurtarır. Senin yuvanı değil zulmünü yıkar. Seni temizler. Senin temizlenmen nefsin der ki yıkıldım der. Ruhun der ki dirildim der. Hakikat ahirette böylece ortaya çıkacağı halde dünyada da Rabbul Alemin bu sebepleri hiç korkmuyor Rabbul Alemin. O adam zalim olmuş, belki de salih olmuş. Ne bundan dolayı Mevlamızın şanı, şerefine, azametine bir katkı vardır, bir fayda vardır, ne de her alem, bütün insanlar firavun olsalar bundan Rabbul Alemin korkmaz. Haşa! Olan insana olur, insanlara olur. O halde bizler, firavunlar, firavun gibi zalimler, nefsini kendine ilah edinenler diye bir gruptan, Allah muhafaza nefsini diyor, ilah etti. Ne demek? Nefsin ne derse emredersin diyor. Nefsi emmaresi. Nefsi emmarede Yusuf Aleyhisselam bile ondan Allah'a sığınmış. Her türlü kötülüğü ister de, yahu bir kere de bir hayır iste, istemez. O nefislerin diyor, peşinden gidip emredersin efendim diyenler, nefsini kendine sanki ilah ettiler. Al sana bir firavun. O da ne derse yapıyor, firavun da korkuyla yaptırıyordu. Bu insanlık yani böyle bir duruma düştüğünde, onlara nurla gelip de şefkatle, kardeşim, canım, ciğerim, yavrum, mümin, hangi hitapla, en şefkatli hitapla, onu Rabbine çeviren kullar, salih insanlar, velayet mertebesinde bu insanların hidayet yolunu açan hidayet rehberleri, Musa Aleyhisselam'ın davetini devam ettiriyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın varisleri olarak bütün peygamberlerin ahlakını temsil ediyorlar. Onlar ne güzel bir iş yapıyorlar. Onlar Allah'ın izniyle tek başına kalsalar da haklı olanlar, hak üzere olanlar galiptirler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Haktan, hakta gidenlerle olmaktan ayırmasın. Rabbim rahmetiyle korusun, işimizi kolay etsin inşallah efendim.